bu şey işte ya. Kötüyüm. Ben kadroyu sana kadar. Tamam, süper. Bu videoyu kesinlikle başlayamıyoruz ya. Herkese merhaba bugün. Çok pardon. Herkese merhaba bugün. Kaya ile beraber birbirimize yaklaşık 20 tane değişik soru soracağız. Hazır mısın? Sen mi başlıyorsun? Hayır, sen başla. Ben sana sorayım. Eski sevgililerinle arkadaş kalabilir misin? Evet. Yani kaldığım eski sevgililerimde oldu yani. Net cevap değil mi? Ama yani çocukken bu daha kolay oluyor. Şu an belki o kadar kolay olmuyor ama sen kalır mıydın? Durum yani ya duruma göre şimdi. Duruma göre. Geçmişte hangi zaman diliminde yaşamak isterdin? Çok var, yok çok var aslında da. Sen duymamışsın değil mi? Pastaysın değil mi ama? Bilmiyorum. Piramitlerin yapıldığı zaman olabilir ama çok merak ediyorum. Diyerek tarihi bir cevap ver. Eğer ölmüş birini hayata getirme şansın olsaydı kimi getirirdin? Yani bunu çok düşünmeme gerek yok herhalde. Mustafa Kemal Paşa. Bir süper gücün olsa bunun ne olmasını isterdin? Direktör olmak bile. Bu arada geçen sene Halloween'de Cadılar Bayramı'nda Kaya Thor olmuştu ve az sonra küçük bir video izleyeceksiniz. Benim için çok komikti yani. Kaya Thor kostümüyle Uber çağıran var mı diye bağırıyor. Uber çağıran var mı? Sizin gider. Hangi ülkede yaşamak istersin? Şimdi birçok kişi buna Amerika falan diyebilir. Ama Amerika'da büyük ihtimalle yaşamak istemezdim. Türkiye'de yaşamak isterdim farklı şartlar olsaydım. Ama büyük ihtimal hani ülke değil de şehir olarak Paris'te yaşamak isterdim ama ülke olarak şu an bir düşünüyorum da. Sen nerede yaşamak isterdin? Sen cevaplarken ben bir düşündüm. Ben sorayım. Amerika en azından basket açısından evet mantıklı. Kendi adıma konuşursam ama ya bilmiyorum ya eğlenceyi seçerdim herhalde Amsterdam falan. Çok cazip geliyor. Ya ben Kanada'da da yaşamak istemezdim çünkü yani Türkiye'de yaşamaya alıştığımız için böyle her şey çok erken kapanıyor. O yüzden Kanada istemezdim. Ama belki İtalya. İtalya doğru. Olabilir belki. Yani mimar cevabı. Bir de mimarlıktan da kaynaklanıyor olabilir biraz öyle. Şu an kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, kendini kaç yaşında gibi hissederdin? O hazırlıkları falan geçtiği için bir 30'a vurduğunu düşünüyorum en azından o ruh haliyle. 30 derdim herhalde. Üniversiteye girme süreci olduğu için ama kesinlikle. Sen kaç istediğini onu söyle bari. Ben mi? Mimarlıktan herhalde 50'yi buldum da. Yani okul zamanında öyle hissediyorum ama genel olarak 20'yi geçtiğimi pek hissetmiyorum. Ya tabii ben de yani insanlar sorduğunda hala 18 demeyi çok istiyorum. 21 oldum. Alışkanlıktan. En sevdiğin ünlüyle çok yakın arkadaş olacaksın ama eğer ona dokunursan pudinge dönüşecek. Kabul eder miydin? Şimdi en sevdiğim ünlü Türk olarak düşünürsek Kerem Bürsin'in pudinge dönüştüğünü düşünmek biraz üzücü olabilir ama onu seçerdim belki de. Dur sen sordun. Hiçbir risk taşımadığını bilsen hangi tehlikeli aktiviteyi yapardın? Yaralama, ölüm, yasal ceza riskleri yok. Vay, öyle yani denemek istemez miydin? Adam öldürmeyi. Adam öldürmeyi değil, banka soymayı mesela. Ya parayı al geri bırak sonra. Sadece o action'ı yaşa. Yaralanmıyorsun sonuçta. Kesinlikle banka soymak isterdim. O kovalamacayı bir düşünsene heyecanla. Başka şeyler de yapmak isterdim. Gidin yavaş barıştı yapma. Manyak mısınız? Mesela birilerini öldürmek isterdim evet. Kes! Kapat lan!
Güzel. Konuşmanız ikinci şansa inanır mısın? Linç yiyeceğiz. Evet. Linç geliyor da ikinci şansa inanır mısın? Sorun konuşmanın üstüne de. İnanırım ya. Kime göre? Ya aslında kime göre aynen. Ya çok kendime ikinci şans tanımasını hep istedim. Ama bazıları hak etmiyor gerçekten. En büyük korkun nedir? Bununla yüzleştin mi? Ben galiba bunun cevabını biliyorum. En büyük korkun nedir? Herhalde bir daha sakatlanmak olur ya. Yok, burnumun kırılması. Kamera karşısına geçmek. Yok, şu an hatırladım burnumun. Şu an hatırladım. Burnumun kırılması. Burnunun kırılması. Çok yani, güzel olduğu için mi? Dolayı çok... Hayır, güzel olduğu için değil. Başka bir şey söyle. Ben herhalde... Çok ciddi bir trafik kazası geçirip böyle bitkisel hayata girmekten falan çok korkarım yani. Korkmaz mısın? Yani bitkisel hayatta girmek... Bak orada korkulacak bir şey kalmıyor, ölüyorsun yani. Horoz boyutunda 100 tane zebranın mu yoksa zebra boyutunda bir horozun mu sana saldırmasını tercih ederdin? Soruyu bir daha alabilirim. Horoz boyutunda 100 tane zebranın mı? Dur, horoz boyutunda 100 tane zebranın mı? Yoksa zebra boyutunda bir tane horoz mu sana saldırmasını tercih ederdin? 100 tane horoz boyutunda zebra. Net. Benim çok net bir tane zebra boyutunda horoz. Onu kesin yerim. Şöyle küçük horozlar ama zebralar böyle. Onları bir tane böyle... Abi horoz korkunç. Vuracağım. Horozu kesip yersin işte hani. Zebra boyutundaki horozu mu? Zebra boyutunda bir horoz düşünebiliyor musun? Ya tamam, illa ki kesersin onu ya. Zebra'yı kes. Zebra'yı ya. Zebra'yı niye kesip abi? Gayet tatlı hayvanlar, ayrıca ata benziyor yani. Bir nevi at. Atlar kesilmez. Sosyal güzel. Hayatındaki en büyük pişmanlığın nedir? Niye bana böyle sorular geliyor? Mesela saçma sapan sorular geliyor. Hayatımdaki en büyük pişmanlığım. 12. sınıfta basketi ara vermek. Pişmanlık. En büyük pişmanlığım çok nedir? Benim de dans öğretmeniydi. Ne oldu? Üniversiteye gittik. Türkiye'de sporu değerlendirdim arkadaşlar. Buradan da çok sinirli olduğumu belirtmek istedim. Ben çekiyordum. Ay özür dilerim. Dur, araya koyacağım. Facebook veya Tinder'dan sevgili bulmayı mantıklı buluyorum. Türkiye'de mantıklı bulmuyorum. Yani çok ama Türkiye'lik bir uygulama. Değil. Özellikle Tinder. Özellikle Tinder. Ama bulanlar buluyormuş. Bilmiyorum. Öyle duyduk. Hiç Tinder kullanmıyorum. Her Türk erkeğinin ergenlik döneminde kullandığı hatornat vardı. Benim abi sadır üçüncü değil mi ya? Hatornat vardı abi. Haha. Bilmiyorum. Yani hatornat vardı. Lisenin başları böyle 9. sınıf. Aa, hatornat çıkmış diye böyle geziyordu. Ama bulanmıyor. Tinder hala kullanılıyor mu? Tinder hala kullanılıyor. Kullanılıyor. Ama tabii insanlar, yeni insanlar tanışmak için yapıyor bunu. Türkiye'deki gibi bir şeyi. Çok fazla yüksek. Şu sandalye biraz daha sallarsan seni Tinder'a yükleyeceğim yani. Ha. Sıra bende. Anı yaşamak mı yoksa geleceğe yatırım yapmak? Çok net anı yaşamak. Çok net. Çok çok net anı yaşamak. Çok geleceğe net yatırım. Yarın ölmeyecek mi? Dünya ben... Güzel soru, hazır mısın? Sor. Sevgilinde arayacağın ilk özellik nedir? Hadi ilk üç olsun. İlk üç. İlkini söyleyeyim mi? Rekabetlilik. Dış görünüşten hiç bahsetmedin. Bravo. Ya, değil mi? Peki fiziksel? Ya, mutlaka Ayşe olsa bir kıza tav olurum diyebileceğim bir şey vardır bence. Kıvırcık saç. Bence dişler çok önemli. Evet. Azıcık daha fazla evet. Ama tamam mı? Çok ses çıkıyor bu ya. Türkçe bitti. Dişler önemli. Evet, dişler de önemli. Eğer hayvanlar konuşabiliyor olsaydı en kaba, en küfürbaz hayvan hangisi olurdu? Türkçe konuşan hayvan hangisi olurdu? Çok güzel soru. Türkçe, hayvanlar Türkçe konuşsa çok eğlenebilirdik bence. Ben çok eğlenirdim. Basonlarla konuşuyorum sabahtan akşama. Bal porsonu biliyor musun? Kesinlikle. Dünya en manyak hayvanı falan. Bunu da Kaan'dan öğrendim. Bir şey diyeyim mi? Bir videosunu koyacağım. My gosh!
Oh, the honey badgers are just crazy. The honey badger has been referred to by the Guinness Book of World Records as the most fearless animal in all of the animal kingdom. It really doesn't give a shit. Hayvan, bak konuşalım. Yılanı yiyor, yılan onu ısırıyor, hayvan zehirleniyor, bayılıyor hayvan, tamam mı? Ölmüyor da. Sonra ayıldığı zaman yılanı yemeye devam ediyor. Through the honey badger's body, and it passes out. Look at that sleepy fuck. Now the honey badger is just gonna pass out for a few minutes, and then it's gonna get right back up and start eating all over again, because it's a hungry little bastard. En küfürbaz hangisi olur? Balkon. Türkçe konuşalım. O da, kesinlikle. En unutulmaz çocukluk anın nedir? Şöyle çocukluktan beri en çılgın yaşadığım şeyler baskette oldu. 5. sınıftayım o zaman, 11 yaşında. Bizden önce bir maç oynadıyordu, sonunda sahaya girdik, kenarda oturuyoruz. Bursalı olanlar bilir. Çekirge spor salonunda. Kavga çıktı, iki tane polis vardı, onlar da heyecan yaptı herhalde, yeni polisti. Direkt biber gazı sıkmaya başladılar etrafa ve 5. sınıftım. Maçtan önce annelerimiz filan tribünde, hepsi biber gazı yedi bir ton. Hastaneye kaldırılanlar filan. Biz formalarla oturuyoruz sahanın kenarında. Yani saçma anlıyor. Bir şey diyeyim mi? En garip çocukluk anım bak bu olabilir. 1. sınıftayım da, o zamanlar İzmir'de okuyorum, Adnan Mazıcı. Hatta çocuğun adı da Yılmaz'dı galiba, bak hiç unutmuyorum. 1. sınıftayız ya. Yıl sonu gösterisi var. Böyle herkes partneriyle dans ediyor, tamam mı? İşte biz de böyle Yılmaz'la partner olmuşuz. İşte çocuk böyle antrenmanlara falan gelmemeye başladı. Sonra bir tane de Rümeysa diye bir kız vardı. Sonra geldi o kız benim yanıma oturdu. Dedi ki, ya Yılmaz'la dans ediyorsun, Yılmaz benim sevgilim biliyor musun dedi. Ama biz Yılmaz'la çıkıyoruz. Sonra öğrendim ki sınıf bak 40 kişi falandı. 20 silah o çocuk çıkıyor. Nasıl bildin? Harbi mi? Abi sen 1. sınıfın playboy'u ya. 1. sınıfta aldatıldım ya, böyle bir şey olamaz. 2004. Ve çocuk gösteriye gelmedi biliyor musun? Tek başıma böyle dans ediyorum, bir tane de fotoğrafım var böyle. Herkesin partneri var, ben böyle mal gibi duruyorum böyle tek başıma. Adı neydi? Yılmaz. Yılmaz bak bul beni. Bulma. Vazgeçtim bundan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıya yorum atarak bir sonraki videolarda ne görmek istersiniz? Linçleriniz ve abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu oluruz. Destekleyin. Bu arada Instagram sayfamı da takip etmek isterseniz o da aşağıda. Yakışıklı arkadaşım Kaya'yı da takip etmek isterseniz o da aşağıda olacak. Bu video yüklendiğinde galiba 10.000 civarı bir takipçi sayımız olacak. Onun için de çok teşekkür ediyoruz. Ya beni çok mutlu ettiniz. Ben gerçekten böyle sabah uyandığımda böyle diye uyandım. Hatta uyandı. Proje dersim vardı. Böyle proje dersine mutlu gittim yani. Öyle düşün. O derece mutluydum. Tekrar teşekkür ediyorum. Kaya'ya da bugün konuk olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.